paşam. Geldiniz. Öylesine mesudum ki. Sizi hiç göremeyeceğim sanmıştım. Gitmeden evvel bir veda etmek istedim Hatun. Nasıl? Nereye gidiyorsunuz? Halep'e gidiyorum, vazife icabı. Bir iki ayı bulurdum ben. Peki daha fazla. Bu arada tebrik ederim hazineder olmuş. Validem sağ olsun. Fakat içim rahat değil. Malum. Hazneler olunca haremde olmam icap eder. İsabet olmuş, boş ver. Hiç değilse yalnız kalmazsın. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. Paşam, yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Sizi hasretle bekleyeceğim. Bekleme. Bir daha görüşmeyeceğiz. Bitti. Paşa. Nasuh Efendi ile konuştum. Bir derdin sıkıntın olursa ona haber verirsin. Paşam. Benim sizi görmekten gayri bir dileğim yok. Ne olur beni bırakmayın. Hepimiz için en hayırlısı bu Nigar. Paşam. Paşam. Ne olur gitmeyin paşam. Bırakmayın beni bir başıma. Bundan evvel neyse o hatun. Daha fazlasını ne um ne de bekle. Beni sevdiğinizi sanmıştım. Bir hatun olarak sevildin elbet. Yanındayken huzur da verdin bana. Lakin bu bir hayaldi. Bir ruh esintisiydi, geldi geçti. Benim kalbimde yer yok. Ne sana, ne de bir başkasına. Paşam. Ne yapıyorsun Nigar, geri çağır. Ben sizin aşkınıza düştüm bir kere. Yalvarırım, beni bırakmayın. Nigar. Paşam, ne olur beni dinleyin. Size söylemem gereken bir şey var. Gir içeri hatun. Paşam. Validem. Ne var Sümbül? Hatice Sultanımızın sarayından İdris Ağa geldiler. Sizi görmek isterler. Gelsin. İdris Ağa. Validem, hürmetler. Bu vakitte rahatsız ediyorum sizi. Sümbül, bizi yalnız bırak. Sümbül. Sultanım. Ne vakit gideceksiniz? Yarın sabah çıkacağım yola. Öyleyse hiç bitmesin bugün. Çıkmayalım yataktan.
Anlat bakalım İdris Ağa. Neler öğrendin? Validem, nasıl desem bilmiyorum. Zira vaziyet vahim. Her neyse, olduğu gibi anlat. Arzu ettiğiniz üzere paşamızı takip etmeye devam ettim. Dün gece bir hatun evinden çıkarken gördüm kendilerini. Kimmiş bu hatun? Adını sanını öğrendin mi? Esas vahim olan da bu sultanım. Nigar Kalfa. Valide Sultanım, beni emretmişsiniz. Gel buraya Sümbül, yaklaş. Valide Sultanım, bilmeden bir kusur işlediysem beni... Aslanıma haber ver. Tez onunla görüşmek istiyorum. Valide Sultanım, hünkârımız çıktılar. Arzu ederseniz geldiklerinde... Her neredeyse oraya git. Sümbül ağa, validemiz nerede, dairesinde mi? Yahu tutma beni Nigar, işim gücüm var. Ya saburu ya rahim. Bana bir su verin. Valide Sultanım. Validem. Sultanım. Validem, kıymetli vaktinizi alıyorum. Lakin sizinle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var. Validem. Sultanım. Seni ahlaksız. Bir de utanmadan soruyor. İbrahim Paşa ile münasebetinden haberim var. Validem ben... Sakın inkar etme. İdris Ağa görmüş sizi. Yalan. İki gözüm önüme aksın ki iftira. İnanmayın. Kim? Neden iftira atsın sana? Lütfedip haznedar tayin ettiniz beni. Bundan ötürü herkes düşman. Çekemiyorlar. Kes sesini. Hala inkar ediyor rezil. Yazıklar olsun sana. Onca emeğimiz var üzerinde. Daha dün haznedar yaptım seni. Hatice'm kendi elleriyle evlendirdi. Karşılığı bu mu olmalıydı? Validem. Sakın ağzını açma. Biz de seni aklı başında namuslu bir hatun bilirdik. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz. Boynunu vurduracağım senin. Validem. Yalvarırım acıyın bize. Sultanım, günahsız bir can taşıyorum. Kıymayın bize. Bir de çocuk mu peydahladın?
sultanım. Dokunma bana. Valide sultanım, haberi yolladım. Al bunu götür karşımdan Sümbül. Kapat bir yere. Haremden çıkmayacak. Ne diyorsam onu yap. Baş üstüne valide. Ne yaptın da kızdırdın böyle? Hiç. Hiçbir şey. Hiç. Ne hiç? Burnundan soluyordu validemiz. Bir halt etmişsin belli ki. Bırak beni gideyim ağam. Validemizi duydun. Nasıl bırakayım? Ağam. Hadi yürü. Yürü. Yürüsene ya. İbrahim. Sen kimsin de benim evladım? Senin de canını alacağım. Bence konu zor bir şey değil. Ne oluyor burada? Mendebur herif. Yine çıktı meydane. Her şeye burnunu sokmasan olmaz mı? Nigar Hatun, ne bu vaziyet? Sıkıştırıyor mu bu iblis seni? Estağizu billah. Benimle alakası yok. Ne halt ettiyse artık bilmiyorum. Pek kızdırmış validemizi. Kapatın bir odaya dedi. Ne olmuş ki? Uy, elinin körü olmuş. Bilmiyorum dedim ya be Adem. Çekil şuradan. Yahu dur. Koskoca Haznedar Hatun'a. Bu yapılır mı? Reva mı bu? Emir böyle. Celavut. Gülah. Şşş. Sessiz. Kulun kurbanı olayım ağam. Çıkar beni buradan. Gitmem lazım. Ya hele vaziyeti bir anlat. Bakarız icabına. Hiç sorma ağam. Halim yaman. Buradan bir çıkalım her şeyi anlatacağım. Yok öyle. Madem senin için ben kendimi tehlikeye atıyorum, en azından bilmeliyim sebebini. Dayı Hatun'la alakalı bir mesele. Habersiz geldim validem. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Olur mu öyle şey Hatice'm, gel. Çok mesudum validem. Bilhassa gelip konuşmak istedim sizinle. İçiniz rahat olsun diye. Ne oldu ki? Malumunuz, İbrahim Paşa ile aramız bir süredir pek iyi değildi. Neyse ki dün mesele çözüldü. İyi bana bak. Kuruturum iliğini kemiğini senin. Ne geziyorsunuz siz burada? Hiç. Geziyoruz. Yasak mı? Yesinler. Sen onu benim külahıma anlat. Kaçıyordunuz değil mi? Nigar haremi terk edemez. Yasak. Yahu bir etrafına baksana.
Allah Allah. Burası harem değil mi? Ne kaçması? Bana bak. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Celaut. Cerbu'a. Belu'a. Bulbul. Dün sizi de endişelendirdim boşuna. Zira günlerdir içimi yiyordum. Paşamızın beni aldattığını düşünüyordum. Hatice'm. Fakat kuşkularım yersizmiş validem. Yanılmışım. Ben size söylemiştim sultanım. Paşamız size bağlıdır. Haklıymışsın Gülfem. Dün bana karşı o kadar iyiydi ki. Bir anda bütün şüphelerimi sildi attı. Tüm kalbimle inanıyorum ki hala meftun bana. Tıpkı benim ona olduğum gibi. Validem, siz neden bu haldesiniz, solgun görünüyorsunuz? Hasta mısınız yoksa? Kızım ben... Pek uyku tutmadı gece. O yüzden. Validem. Hünkârımız Af Köşkü'ne mi gittiler? Evet. Birkaç gün kalmak niyetindeymiş. Fakat ben çağırdım, dönecek. Ne oldu ki validem? Neden çağırdınız? Öyle icap etti. Kim sıktı canınızı? Hürrem mi? Yoksa Mahidevran mı? Keşke onlar olsa kızım. Bu kez güvendiğim dağlara kar yağdı. Ne olacak bu hadiselerin sonu bilmiyorum. Ne oluyor valide? Korkutmayın beni. Ah Hatice. Melek yüzlü kızım. Valide sultanım. Hünkârımız saraya teşrif ettiler. Sizi bekliyorlar. Sen sarayına dön Hatice. Akşam gelirim yanına. İbrahim Hatice'mi aldatıyor. Hem de nikâh kalmayla. Nasıl olur valide? Bana bunu nasıl yapar? Bu ihanetin bedelini ödeyeceksin. Aşkımıza ihanet ettin. Hem de kim için? Seni boşuyorum İbrahim. Artık bir hiçsin. Buyurun sultanım. Hünkârım Ulema Paşa'ya da haber yolladım. Ya Şeref Han'ın kellesini alacak ya da ben onun kellesini alacağım. İhtiyatlı olun Pargalı. Bu yeni bir isyana sebep vermesin. Ordumuz Tebriz'e girdiğinde yek vücut olmalıyız.
Hoş geldiniz validem. Validem. Afiyettesinizdir inşallah. Nigar Hatun yiyecek bir şeyler getirdim. İş şuna. Sıcak sıcak iyi gelir. Canım istemiyor. Haber yok mu? Hünkârımız dönmüş dediler. Validemiz de yanında. Daha Hatun meselesini konuşuyorlar herhalde. Eyvahlar olsun Gül Ağa, gözünü seveyim. Bir çare bul, benim buradan gitmem lazım. Nedir bu telaşın, anlamadım ki. İki kelime ettin diye kellen alacak değiller herhalde. Bilmediğin şeyler var ağam. Hiç söylemezsen nereden anlayacağım? Gül Ağa, ocağına düştüm. Kaçır beni buradan. Yoksa son görüşün olur. Deme öyle. Vallahi tüylerim diken diken oldu.